Evet çocuklar, hazır mısınız? Size küçük bir muayene yapacağım. Uzun zaman oldu. Ciğer kapasitesi. Nefes ver. Oh. Al, bunu kullan. Hey doktor, şu ciğerlere baksana. Hayır Fiona, hayır, nefes ver dedim. Nefes al demedim sana hayatım. Hepsi onun suçu. Balonu tamamen helyumla doldurdu ve ben onu içime çektim. Bir fareye benzedim işte. Fareye benzedim. A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P, Q, S, D, F, G, H, J, K, L, J, K, L. Gördüğü dalga geçmeyi bırak lütfen. Bu bir göz testi, hafıza testi değil. Yıllardır hep aynı şeyi yapıyoruz. Kev, bir haftada tam 4 santim. İnanılmaz bir şey bu, mucize Kev. İyi numara değil mi doktor? Bakın çocuklar, bir muayene asla bir güldürü işi değildir. Maymun gibi davranmayı lütfen kesin artık. Doktor Dog, şu ilerideki garip şeyin üstünde ondan da garip bir şey yazıyor. Acil olduğunu söylüyor ve kendine Chubidoya diyor. Ah, Chubidoya! Etraf temiz patron. Dışarı gelebilirsin. Çubuçu! Evet Çubuçu! Evet, buraya gelmiş! Buraya gelmiş! Buraya gelmiş! Çubuçu! Burada inanamıyorum Çubuçu! Buna inanamıyorum. O gerçekten de Çubuçu. Harika! Oh, seni zavallı şey. Sapık bir cadı seni büyüleyerek bir gorile mi çevirmeye çalıştı? Bu olay tam olarak ben duş alırken başladı. Sabunu kullanmaya başladığımda hıçkırmaya başladım ve bundan kurtulamıyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Evet anlıyorum. Size musallat olan hastalık sabun baloncuklarının neden olduğu acı veren hıçkırık efendim. Başka bir şey değil. Merak etmeyin. Evet bunu biliyorum. Ve bildiğim diğer şey de stadyumdaki konserin başlamadan önce bu baloncuklardan ve bu hıçkırıktan kurtulmalıyım. O zaman acil bir tanıya ihtiyacımız var. Bir bakalım. Acaba etkileri neler? Bir dakika, bir koku. Doğal bir sabun. Güzel kokuyor. Keçi sütünden mi yapılmış acaba? Harika bir seçim efendim. Cildiniz için harika bir seçim. Cildim için harika olabilir ama işime yaramaz. Şu hıçkırıklardan beni hemen kurtar. Yoksa adamlarım seni bir sosise çevirir. Anladın mı beni? Sana söylüyorum. Aha, evet işte buldum. Hıçkırık için en etkili çözüm... Korku! Bu da korkutucu mu diyorsun? Bana boşuna sakin Çu, buz gibi sakin Çu demiyorlar. Beni hiçbir şey korkutamaz. Aa, işte yanıldığın nokta burası. Hepimiz bir şeylerden korkarız. Aa, lütfen. Onunla konuşamaz mıyız? Hepimizin istediği tek şey imza. Unut bunu ufaklık. Chubidoya kendini iyi hissetmediğinde kimse yanına gidemez. İçeri girmemize izin ver çirkin surat, yoksa seni kurbağaya dönüştürürüm. Beni kandıramazsın. Arabalar kabağa dönüştürülür. Korumalar değil. Dinleyin. Eğer ona çok iyi davranırsam Chub bana sırılsıklam aşık olur. Sonra bizi bütün konserlerine götürür. Bunun için sana yardım edeceğim. Belki seni öpebilir de. Ah, belki. Kev, bu harika olur. Evet. Evet, bu başlığa korku ölçer deniliyor. Üstündeki küçük ziller bize ne kadar korktuğunla ilgili gerekli bilgiyi verebiliyor. Şimdi arkana yaslan ve gösteriyi izle. Bum 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 bum. Hiç tepkisi olmuyor. Başka bir şey denememiz gerekecek. Evet. Anne,
Ambulansı hazırlar mısın lütfen? Acil bir durum var. Bebeğimle ilgilenirseniz çok sevinirim. Hiç sorun çıkartmaz. Evet, bakalım hastamız tehlikeli yolculuktan ne kadar hoşlanıyor. Bu çok eğlenceli. Anne, hayır hayır, ters yöndesin. Bu yönden gitmemiz gerekiyor. Dur. Bu çok harika dostum. Gerçekten hiçbir şey onun hıçkırıklarına çare olamaz. Çok yakındım. Bu da çok yakındı. Yükseklikten nefret ediyorum. Bakın, ortalarda boşuna dolaşmayın. Korkması gereken kişi benim. Bu çok iyi bir fikir. Hayır, öyle değil. Böyle yaparak manken olamazsın. Büyük beden. En geniş beden giyerek istediğin kötü kız olabilirsin. O sosun işe yarayacağına emin misin? Karamel gibi kokuyor. O sadece şeker, öyle değil mi? Hadi onu kurutalım. Saçlar çok güzel ama bu şeyin benimle bir alakası yok. Kocaman bir çantada daha iyi görünürdüm. En iyisi başka bir şey deneyelim. Hiçbir şey olmuyor dostum. Ben yüksekten bile korkmuyorum, işte bak. O tanrım, o tanrım. Biraz abartmışız öyle mi? Hız sınırı aşılmış. Tek yönlük yoldan ters yönde gidilmiş. Devlet malına önemli ölçüde hasar verilmiş. Uygunsuz bir yere park edilmiş ve bir hayvan zorla evcilleştirilmiş. Bahse varım, köpeğinizin ehliyeti de yoktur. Yoksa var mı? Bu sadece bir köpek değil. O Doktor Dog. Doktor Dog mu? Sen Doktor Dog musun? Olamaz. Bir imzanı alabilir miyim lütfen? Senin en büyük hayranlarındanım Doktor Dog. Polis olduğum için söylemiyorum. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Evet, tabii ki eminim. Tam da saçın ihtiyacı olan şekli verecek. İşte oldu. Bastır bebek, bastır. Tada! Kıyafetim iyi görünüyor ama saçlarım tam bir felaket. Olamaz. Yardımınız için teşekkür ederiz memur bey. Harika. Bu sorunu çözecektir. Herkes bungee jumping yapmaktan korkar. Vay canına. Bu çok eğlenceli. Şuna bak bebek, harika oldu. Bir tane buldum ki. Bu sana çok yakışmış. Kıyafet çok iyi, saçlar da fena değil. Ama daha hala bir şeyler eksik. Ah Fiona, sen dünyanın en takıntılı kızısın. Evet, büyülü yerde bile. Sizler umutsuzsunuz. Siz modadan ne anlarsınız ki? Yapılacak tek bir şey var. O da benim gidip Freddy'yi bulmam. Hiç anlamıyorum. Hangi hastamı iyileştirirken hata yapmıştım ki? Kevin! Fiona! Gerçi! İyi bir amacımız vardı anne. Fiona'yı bir güzellik kraliçesine çevirmeye çalışıyorduk. Lütfen, artık dayanamıyorum. Onu geri alın. Evreka, lütfen. İşte buldum. İşte buldum. Üzgünüm ama kabul etmeliyim. Yanıldım. Lütfen benim özrümü kabul edin efendim. Sen çok aptal bir doktorsun. Hiçbir işe yaramazsın. Hayır, olamaz.
bebeklere dayanamam. Kurtarın beni lütfen. Bitti. Bitti artık. Hıçkırmıyorum. İyileştim. Evet, işte aynen düşündüğüm gibi. Tipik bir kirli bebek suratı korkusu. Sen harika bir köpeksin dostum. Harika görünüyorsun Fiona. Lütfen benimle dalga geçme. Freddy'nin pitbullları beni tanımadı ve bana saldırdılar. Evet ama Chu buna bayılacak. Ne? Yani hala Chu ile şansım olduğunu mu düşünüyorsun? Tabii ki öyle. Harika görünüyorsun. Hadi. Aha, merhaba Chu. Ne? Yolumdan çekil fare suratlı. Hayranlarım beni bekliyor. Hayranların mı? Benim ne olduğumu düşünüyorsun? Frankenstein'ın gelini. Görünüşe göre bu hastamız kendini her şeyden üstün görüyor. Ah ne kadar gülünç. Baloncuk çıkartmak bebek işidir. Daha gerçekçi ol.